domatesli mısırlı pilav yapıyoruz bu güzel yemeklerin yanına. Neler kullanacağız? 300 gram pirinç kullanıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. 1 yemek kaşığı salça, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 50 gram mısır, 1 tutam da maydanoz. Malzeme listemiz geldi. Bir daha tekrar etmek istiyorum. 300 gram pirinç, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 50 gram mısır ve 1 tutam da maydanoz kullanacağız. Domatesli mısırlı pilav için. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Şöyle tavuklarımızı robotumuza dizdik. Tavuklarımız yavaş yavaş şöyle robotumuza pişsin. Hatta ne yapalım? Şöyle kapağını da kapatalım. Kendi buharıyla güzelce bir şekilde pişsin. Şimdi bir robotumuza tavuklarımız pişerken bize şimdi böyle misafirimizle beraber Almanya'dan gelen Bülent Bey'le beraber şimdi sizler için güzel bir pilav hazırlayacağız. Şimdi biliyorsunuz robotumuza bir yüzeyinde bütün ızgara çeşitlerini yapıyoruz. Ne istersek. Hangi aklınıza gelen ızgara türü varsa hepsini hazırlayabiliyoruz. Şöyle tepsimizi, tavamızı ters çevirdiğimizde bize hem geniş bir alan hem geniş bir haznesi olduğundan bütün yemeklerimizi güzel bir şekilde gördüğünüz gibi yapabiliriz ve pilavlarımızı aynı şekilde. Hem elektrikli hem tüplü alternatifi de var sevgili izleyicilerimiz. İsteyen elektrik de kullanabilir, isteyen tüplü de kullanabilir. Nasıl isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir hemen altını açalım. Evet. Şöyle altını açtıktan sonra şöyle hemen. Bu program içinde belki biraz tevafuk olmuş ama ben ne zaman Almanya'dan Türkiye'ye gelsem ilk yapılan yemek türlüyle domatesli pilav olur. Ablam her zaman yapar. Bugün de nasibimize evet. Domatesli pilav çıktı karşımıza. Yani Türkiye'ye evet. Geldim domatesli pilavdan başka bir şey yemedim biliyorsunuz. İlk domatesli pilav mutlaka yapılır beğendiğim için. O zaman ilk bir gün farklı yemekle bizden mi yiyeceksin yani Türkiye'de? Ya ama domatesli pilav da sizler aslında. Evet. Evet. Aynısı olduğu için. Aynısı olduğu için. Evet, şimdi ne biz güzel. Ne yaptık? Güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerim şöyle yağımızı koyduk robotumuza. Robotumuza tabii yağımızı koyduktan sonra şöyle biz hemen kaşığımızı alalım. Şöyle Bülent'le kaşığımızı teslim edelim. O yavaş yavaş şöyle pirinçlerimizi kavuracak. O pirinçlerimizi kavuracak da şöyle ben hemen yıkamış olduğumuz pirinçlerimizi de şöyle bir alalım. Hemen güzel robotumuza şöyle bir döküyoruz sevgili izleyicilerimiz. Pirinçlerimizi yıkamıştık ve ondan sonra şöyle robotumuza döktü pirincimizi. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir... Evet, pirinç pilavı yapıyor muyuz Bülent Bey? Yapıyor musunuz? Yapmadım, hiç yapmadım. Evet, bilmediğim yemeklerden bir tanesi ama artık yapmış olacağım. Bir saat sonra yapmış bir insan olarak karşınızda tamam, olacağım. Tamam, hadi bakalım hayırlısı olsun. O zaman şöyle anlatalım biz. Zaten pirinçleri kavuracağımız zaman Bülent Bey çok fazla karıştırmıyoruz. Hmm. Bir iki karıştırıp bırakacağız. Neden biliyorsunuz? Kırılmaması lazım, hassas. Çünkü pirinçlerimiz yıkanıyor. Yıkandığı için de ve sıcak suda bekletiyoruz haliyle. Yumuşuyor. O yüzden çok fazla ara ara karıştıracağız. Zaten o ne yapacak? Kavruldukça renginin böyle şeffaflaştığını göreceksiniz. O zaten ne yapacak? Güzel kavrulduğunun birer göstergesi olacak bizlere. Usta sen ne yapıyorsun orada? ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun ben orada? Ben de gizli domates rendeliyorum. Eyvah eyvah bizden habersiz ustamız da şu an domateslerimizi rendeliyor. Ne kadar güzel. Evet, şöyle. Şöyle ızgaramızda da bakın tavuklarımız pişiyor. Kapağını kapattık ki biraz daha çabuk pişsin diye. Normalde zaten çabuk pişiyor ama evet az bir zamanımız kaldı sayılır. Şöyle hemen bir gösterelim sizlere. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım şöyle bir çevirmeden bir iki dakika daha kapağını kapalı tutalım. Öyle sevgili izleyicilerimize ben aslında farklı bir şey göstereceğim. Farklı bir şey göstereceksiniz. Evet. Aşk olsun benim niye haberim yok usta? Şöyle kapağıyla beraber sevgili ne göstereceksiniz? Ne kadar güzel bir şekilde pişirdiğini hem altının hem üstünün ne kadar kısa bir sürede pişirdiğini göstereceğiz. Daha 5 dakika tamam, olmadı. Onu şöyle ben biliyorum. Için. Tamam. Şimdi, ben de farklı bir şey deyince acaba he. Benim de bilmediğim bir şey mi diye. Ha, yok onun ne kadar güzel bir şekilde ettim. Pişirdiğini şimdi izleteceğiz sevgili izleyicilerimize. Evet, şöyle domatesimizi rendeledik sevgili izleyicilerimiz. Domatesimizi de yanımıza alalım ve ondan sonra şimdi pirinçlerimizi koyduk robotumuza. Pirinçlerimiz yavaş yavaş şöyle bir kavrulsun. Şöyle bir tuzu alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Buyurun efendim. Evet, şöyle zaten tuzumuz da az var. Hemen biraz tuzumuzu ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Şöyle tuzumuzu ilave ettikten sonra yavaş yavaş şöyle kavrulsun pirincimiz. Evet. Ben şöyle bir fiske kadar da toz şeker içine ilave edeceğim. Şöyle şekerimizden de
çok hafif, biraz daha güzel düşmesi için şöyle bir fiske kadar da toz şekerimizi içine ilave ediyoruz. Rengi güzel olsun diye Bülent Bey, hani tamam. Sormadınız şeker niye koyduk diye. Siz sormadan ben söyleyeyim hemen. Pirincimizin rengi daha böyle beyaz, daha parlak olsun, berrak olsun diye bir fiskede şeker koyduk. Şimdi pirinçlerimiz kavrulsun. Sonra malzemelerimizi teker teker ilave edeceğiz. Önemli olan Almanya'da yabancı değil, Türkiye'de de Almanca olmamak. Çünkü böyle bir sorun da yaşıyoruz. Türkiye'ye geliyoruz, evet. Almanca oluyoruz. Almanya'da da yabancı oluyoruz. Bu şekilde memleketsiz olmuş oluyoruz. Yani siz evet her zaman dışlanıyor musunuz? Öyle mi diyorsunuz? Yani o cümleyi sarf ettikleri zaman dışlanmış oluyor. Çünkü pasaportsuz yaşamış oluyor o zaman. Biz Almancı değiliz diyorsunuz. Biz Almancı değiliz. Biz sadece Türklerin gurbetteki temsilcileriz biz. Harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şöyle sohbete devam edeceğiz. Evet. Şimdi pirinçlerimizi kavurduk. Tuzumuzu verdik. Şöyle yavaş yavaş siz karıştırın. Ne yapıyoruz? Şöyle salçamızı içine ilave edelim. Az bir şey. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar da salçamızı içine ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle salçamızı içine ilave ettikten sonra hemen şöyle rendelemiş olduğumuz domateslerimizi de içine ilave edelim. Evet, iki yeterli. Adet domates. Evet, şöyle hepsi az bir şey yeterli olacak bize. Ondan sonra güzelce bir şekilde bir kavuralım. Bir yandan şöyle şişlerimiz sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen tavuklarımız pişiyor. Onları şöyle bir çevirelim. Güzelce bir şekilde hemen pişsin. Evet, tavuklarımız pişiyor, pilavımız pişiyor. Şimdi güzel güzel onları kavuruyoruz. Sorduk tabii, bir şey daha soracağım ben. Bir de yemekle ilgili soralım değil mi? Evet. Gurbette, Almanya'da acaba nasıl buradaki... Tabii muhakkak ki evlerinizde yapıyorsunuzdur Türkiye lezzetlerini, Türk yemeklerini. Ama işte malzeme bulma noktasında sıkıntılar yaşıyor musunuz? Çünkü oradaki, buradaki bolluk kesinlikle orada yok. Buradaki kaliteyi orada bulabiliyor musunuz? Yani en büyük sıkıntı zaten orada yaşanıyor. Sonuçta Almanya bir soğuk bir memleket. Senenin 7-8 ayı biraz daha soğuk geçiyor. Orada bir problemimiz var. Mesela başka ülkelerden geliyor. Bir domates olsun, bir İspanya'dan geliyor, kavun olsun, başka ülkeden geliyor. Yani tat olarak buradaki lezzeti yaşayamıyoruz orada. Ama tabii aile büyüklerimiz Türkiye'den geldiği için onları bir şekilde çocuklarına bu yemek eğitimini vermişler. Yemekleri yapıyorlar, aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Fakat lezzet konusunda elimizden gelen başka bir şey yok. Çünkü ürünler farklı, bir domatesin tadı farklı, salatanın tadı farklı. Elimizden gelince biz de ama tabii şükrediyoruz. Yine eline sağlık diyoruz yapan kim yapmışsa. Yemeğimizi yiyoruz. Aç kalmaktansa şükretmek tabii ki her zaman daha faydalıdır. Evet, evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi ne yaptık? Pirinçlerimizi kavurduk. Ondan sonra salçamızı içine ilave ettik ve domatesimizi içine ilave ettik. Şöyle bir bakabilirim rica etsem. Şöyle çok hafif biraz daha suyumuzu... Usta sen bir de anlat bak Bülent Bey ilk defa pirinç yapıyor. Evet. Nasıl ayarlayacak suyunu? Şimdi şöyle hemen suyumuzu nasıl ayarlayacağız? Şimdi sen yapıyorsun, sen biliyorsun nasıl olsa. Bulguru yaptığımız zaman... Evet, şöyle bulgurumuzu yaptığımız zaman... Kapağı alabilir miyim ben şimdi? Şunu alalım. Şimdi bulgurumuzu yaptığımız zaman, ben şimdi sana ölçeği de vereceğim. Şunu da bir verelim mısırlarımızı pilavımıza sevgili izleyicilerimiz. Şöyle pilavımız yavaş yavaş demlensin. Biz de Bülent Bey'e anlatalım. Şunu ben bir sadece bir ölçü olarak göstereceğim. Ha, tamam. Şimdi pirinç örneğin şöyle bir kasele pirinç eğer pilav yaparsak. Şimdi bununla beraber biz eğer pirincimizi hazırlayıp kavurursak bunun dolusunu su vermemiz lazım. Bire yani birebir aynı pirinç ölçüde. Ama bunun dolusu bulgur yaparsak. Bununla beraber iki tane vermemiz gerekiyor. Yani bir kase iki. Bulgur da bire iki alıyor. Makarna aynı, erişte de aynı ve irmik tatlısı da aynı şekilde. Bunlar suyu biraz fazla sevdiği için ama pirinç bire bir. Çok az bir şey bir oynama olur ama o da fazla bir şey değildir. O da mahsulden mahsule değişir. Sadece bire birdir. Hemen ne yapacaksınız? Suyunu güzelce bir şekilde pirincinizi kavurduktan sonra aynı kabla beraber güzelce bir şekilde suyunuzu verin ve onu kapağını kapatın, dinlendirin. Mutlaka bir 10 dakika dinlensin ve ondan sonra hemen altını kapatın. Güzelce bir şekilde pilavınız tane tane düşmüş olacak. Sınava tabi tutalım mı Bülent Bey? Zaten bir gün öyle yaptık. Tamam, belki hadi Bülent, bir anlatsın bakalım. Belki Bülent Bey hayatında bu kadar sınava girmemiş. Yani bu kadar şey olsa... Değil mi? Ama o zaman bir daha o da bir daha anlatsın bakalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ondan sonra sınava yemeğimizi tamam, çıkaralım. Tahmin ettim. Dedim evet. Ki saray kebabını çıkaralım bir. Evet. Zaten öyle değil mi Ayhan? İşte dediğim gibi pirinci ne kadar atmışsak suyunu da ona birebir diye hatırlıyorum. Evet. Fazlasını yanlış söylerim. Önce bir kavurduk, biraz evet. Yağımızı koyduk. Yapılış bakımından anlatabilirim. Evet, tabii, onu anlatın. Pirincimizi kavurduk. Ondan sonra üzerine suyu ilave ettik.
mi yoksa etmedik mi? Önce tuz koyduk. Tuz koyduk. Tuz tabii. Arada tuz ve şeker koyduk. Şeker koymamızın sebebi de pirincin biraz daha tane olması. Hatta renk bakımından herhalde bir faydası var. Evet. Ondan sonra suyumuzu koyduk, salçamızı koyduk, domatesimizi koyduk. Geriye de robotumuza bıraktık. Yani. Pişiyor şu anda. Evet, hatırlıyorsunuz ama ne dedik? Pirince bire bir. Evet, bire bir. Bulgur pilavına bire bir iki. Evet, harika. Evet. Bülent Bey de ne güzel. En azından bir şeyler biz de öğretmiş olduk, katmış olduk. İnşallah faydamız dokunmuştur diyoruz. Hiç çok güzel ediyorum. Görünüyor gerçekten. Şöyle pilavımızı alalım. Pilavımız hazır mı? Pilavımız da hazır. Evet. Şöyle siz yavaş yavaş robotun altını kapatın Ayşegül Hanım. Tamam. Biz de şöyle seviyicilerim pilavımız da çıktı. Pilavımız da şöyle bir hemen şöyle güzelce bir şekilde yanımıza alalım. Pilavımızı bir karıştıralım. Şöyle kaşığımızı alalım. Gördüğünüz gibi hemen pilavımızı hazırladık. Üzerine mısırlarımızı ilave ettik ve şöyle pilavımız çok güzel bir şekilde hemen pişti. Tane tane düştü seviyicilerimiz. Biz biliyorsunuz çok fazla pilavımızı bekletmedik. Aslında normalde pilavımızın altını kapattıktan sonra o biraz dinlenmesi lazım. Ama biliyorsunuz bizim burada o kadar bir zamanımız yok. Zamanımız kısıtlı olduğu için hemen bunları size gösterelim diye telaş ediyoruz. Şöyle pilavımızı bir görün siz de. Gördüğünüz gibi tane tane güzel bir şekilde pişti. Ve Ayşegül Hanım bakalım bize neler hazırladı. Şişlerimiz nasıl Ayşegül Hanım, ne durumda? Artık onlarla sen doyarsın, öyle değil mi? Evet, yeter bana onlar. Tamam, yeter yeter. Ellerine sağlık, çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ederim, sizlerinize sağlık. Güzel lezzetler yaptık. Öncelikle tabii ki Bülent Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Ayağının tozuyla derler ya, böyle Almanyalardan buraya kadar teşrif ettiler. Fiyat olsun diyorum. Almanya'ya ve dünyanın her neresinde gurbetçilerimiz varsa da selamlar gönderiyoruz efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine sizler kadar güzel bir günün sonuna geldik ama yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.